Tabii uçak esnafımız gidince az bir şey kalmışız ama en azından başkanımız ve yönetim burada olması bizim için sevindirici. Sayın Başkanı değerli. Elimizden geldiği kadar sizler üretim yapıyorsunuz. Bizler de tüketicilere sağlıklı gıdanın arzı açısından hep beraber böyle bir öncülük yapıp sunumu sağlamış olacağız. İl müdürüm de bahsetti. Şimdi bizim amacımız size böyle bir polisiye tedbirle ceza yazmak kesinlikle bir öyle bir amacımızın olmadığını belirtmek isterim. İşte bu süre zarfında belki birçok arkadaşın işletmesi bir iki defa, en bazı işletmeler üçüncü kez de son bir ayda işte ziyaret edilmiş olabilir, denetlenmiş olabilir. Ziyaretlerimizden bir tanesi, yani denetimlerimizden bir tanesi, Bakan Bey'imizin yeni atanmasıyla beraber Türkiye'de işte kasapların son durumlarının değerlendirilmesi amaçlanmış idi. Onun için malumunuz geçen hafta arkadaşlarımız son bir kez sizi ziyaret etmişlerdi. Biz onu da bakanlığa bildirdik. Yani durumu yani son durumu kasaplarımızın uygundur değildir. Böyle bir bilgi istemişlerdi. Biz de bunu gerçekleştirmek için arkadaşlar sizleri ziyaret etmişlerdi. Şu anda Adıyaman merkezde 58 tane sizlerin, gerçekten sizleri tebrik ediyoruz il müdürümün huzurunda. 58 tane kasabımızın tamamı bizim istediğimiz şartlarda, hijyenik koşullarda üretim yaptığınızı ayrıca belirtmek isterim. Şimdi dediğim gibi bizim amacımız size ceza yazmak, kesmek değil. Yazacağımız 3-5 bin lirayla devlet ne yükselir ne de efendim bir şey kaybeder. Amacımız tüketicilere sağlıklı dayı hep beraber sunmak. Sayın İl Müdürüm, Sayın Şube Müdürüm, Sayın Oda Başkanım, değerli meslektaşlarım. Yaklaşık bir aylık zaman zarfı içerisinde hepinizi ziyaret ettim. Hepinizden gereken özenli de gösterdiğinizi gördüm. Bize yakınlık da gösterdiniz. Dediklerimi de hemen hemen %80'i, %90'ını yerine getirdiniz. Ondan dolayı da ben tekrar şahsım adına ve kurumum adına sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, en büyük çektiğiniz sıkıntıyı ben dile getireceğim. Sayın İl Müdürüm de burada, Sayın Kasaplar Odası Başkanı da burada, Şube Müdürüm de burada. Sizin en büyük çektiğiniz sıkıntı şuydu. Tabii ki et tebliğinde bir değişik oldu. Denildi ki kasaplar, yani parakendeciler, sizler parakendeci kategorisine giriyorsunuz. Denildi ki parakendeciler hazırlanmış et ürünü satamazlar. Yani hazırlanmış et ürünü nedir? Çiğ bir ete fiziksel olarak bıçakla kestiniz, o ayrı bir şey. Ama siz bir ete tuz da katsanız tatlandırıcı lezzet verici kategorisine giriyor. Siz bir çiğ ete tuz da katsanız bu hazırlanmış et kategorisine giriyor. Dolayısıyla üretmiş olduğunuz köfte, yemek, sucuk, kavurma, neyse fazla uzatmayın. Bunlar hepsi hazırlanmış et kategorisine giriyor. 14 evlimiz de diyor ki kasaplar, parakendiciler kesinlikle hazırlanmış et karışımı satamaz. Biz geldik, tabii ki bizim Adıyaman'da yöresel topaç kavurması var. Hepiniz de hemen hemen talep de görüyor. Biz kendimiz de alıyoruz. Yöresel bir ürün, bunu yöresel kategorisine sokabilir miyiz, sokamayız mı bilmiyorum. Onu takdirine Sayın İl Müdürümüz ve Bakanlığa yazılır. Biraz evvel müdürüm bahsetti arkadaşlar. Bazen bazınızı 3-4 kez ziyaret ettiğim oldu. Biraz evvel müdürümün de söylediği gibi alo 174 var, söylemedik size, üzülmeyesiniz, moraliniz bozulmasın diye. Çünkü siz esnafsınız. Biz dediğimiz gibi, biz sizlere geldiğimiz zaman size yaklaşım tarzım, hepinizin yanına geldim. Bir anormal yaklaşımı gördünüz mü arkadaşlar? Hepinizi yarattım, doğru mu? Hepinize bir kardeş gibi, bir şey gibi geldik. Amacımız orada gelip de sizi böyle ürkütmek ve hatta size şunu yapın, bunu yapın, asarım, keserim değil. Müdürümüzün de dediği gibi, biz size destek olacağız, siz de bize destek olacaksınız. Biz gıda şubesi olarak şunu biliyoruz ki, biz üç ayaklı çalışıyoruz. Sizi de düşünüyoruz, sattığınız, yani vatandaşı da düşünüyoruz, kurumumuzu da düşünüyoruz. Biz bu zihniyetle hareket ediyoruz. Sağ olun, sizde de gerekeni yaptınız. Hijyenik konuda dediğim gibi ben Adıyaman'daki kasap esnaf arkadaşlarıma gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Çoğunda resimledim. 58 tane kasabımız şu anda mevcut. 59. kasap yok. Hepsini kayıt altına aldık. Birkaç tanesini de kapattık, pasif hale getirdik. Olsun, kavurma olsun, Adıyaman'ın en kıymetli budur. Sizde de bir ricam var, ikram ediyorum. Ne kadar sana gelmişim, sen her zaman demişsin ki işim olmuş, sen demişsin tamam. Buna da tamam diye esnafıma gitme ya. Ne olur. Esnafın işi iyi değil, kırık. Sen biliyorsun, bir tosun biz kilosunu 25 şuata kasaba veriyor. Sayın Bakanım diyor ki, orada yazı var sana göstereceğim. Diyor ki 20
3 kağıttan fazla satmayın. 24 kağıtta ben tosu satıyorum. Kendinde bak. 33-34 23 demiyor. 33-34 diyor. Başla. 23 demiyor. Yok yo, sayın müdürüm. O da yazı bana göndermiş. Bakın bana göndermiş. 174 yani al 174'de de şikayet vardı. Gibi dil dedin. Sen öyle bildirdin. Güzel de izah etmeye çalıştın. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sayın müdürüm.